değil bunlar çünkü. Birebir insanı muhatap alarak ahlakı üzerine yoğunlaşır. Haliyle onların da bir kadim öğreti anlayışı vardır. Sadece bu kadim öğreti anlayışı şeyde yoktur. Uzak Doğu'da değildir. Aynı zamanda yani Japon'un Şintoizminin de bir karakteristik anlatımı, kadim öğreti anlatımı vardır. Lao Tse'nin de, Konfüçyus'un da, Buda'nın da ve bütün Uzak Doğu öğretilerinde o yetmez. Gelir şeye, Orta Doğu'da Semitik dinlerin başlangıcı olan Fıtri din ve akabinde Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık, bunun da tasavvufu vardır. Bu tasavvuf öğretisinin aynı zamanda sadece oralarda değil, Mısır'da, Antik Mısır'da Hermes'in öğretisi var. Yani İdris'in öğretisi var. Antik Yunan'da da baktığın zaman Pisagoras, Orfeus ve de Platon özellikle tasavvufun temellerine işaret eden öğretileri vardır. Bunların nereden biliyorsun? Senin din olarak din zannettiğin görüşün onaylandığı ve pekiştiği, anlattığı görüşler var. Onlara çalıştık. Biz çok kültürlü bakıyoruz. Çünkü her zerrede hak var dediysek bakacağız, tanıyacağız. Şuculuk, buculuk işimiz değil. Bütün bu ahlak öğretileri ve dinler tasavvuf denen okyanusun birer nesi, bağlanan nehirleri. Dinler tasavvuf karşısında, yani biri umman ise ötekiler dereler, nehirler, kusura bakmasınlar. O yüzden bu nehirler, dereler meselesiyle seni sınırladıkları zaman okyanustaki, okyanusun kendisini geç, okyanusun içindeki bir su zerreciği bile, yani bütün kainat ve insan ilişkisini düşünecek olursan, o su zerreci bir insandır. Ve bütün okyanusun olmak istediği o zerrenin bizatihi kendisidir. Yani bu hani Hazreti Ali'nin o güzel sözü. Diyor ki, ya Ali sen bu insan meselesini çok büyütüyorsun diyorlar. İtiraz, Arap der bunu. O da diyor ki, bütün alem dürülü bükülü insandadır. Onun açımlanması ve serimlenmesinden başka bir iş yoktur. Çünkü Allah'ın bilme, şuurlanma özelliğini insana vermesi, İşte meyve o. Yani tohumu ekti, meyvesi Adem. Sen bu kainat çok büyük. Tamam da kainattaki bütün sıfatlar temerküz ediyor, ediyor. Geliyor meyvesi insan. Güneşin saçtığı ışımanın yarattığı toz bile evrile devrile insan olmak için gayret gösteriyor. Bütün alem, Muhittin Arabi'ye göre şunu söyleyebilirim. Bütün alem evrile devrile insanlaşma kavgası verir. Başka bir şey yok. Çünkü miracı budur. Doğanın miracı budur. Bunun ne olduğunu bu derste konuşuruz. Ama tasavvuf bu kadar geniş bir alan, bundan feyz alan dinler ve ahlak öğretileri vardır. Demek ki feyz neredeymiş? Feyz tasavvuf öğretisinde. Bütün dinlerin ve ahlak öğretilerinin tasavvufta yeri var. Niye? Onu da söyleyelim. Şimdi mesela arkadaşımla dün akşam konuşuyordum. O zaman idrak ettim yaptığımız işi.
O diyor ki o onu yaptı, bunu yaptı. Ben de ona cevap veriyorum. Hayır öyle yapmadı, böyle yaptı. Baktım sadece olanı biteni konuşuyoruz. Olabilir. Esasında yaptığımız olanı biteni konuşma tevratik bir anlatım. Bak o da bir din. Tevrat'ı oku. Ne var? Onu yaptı, bunu yaptı, oraya gittiler, buraya gittiler. Fakat konuşmanın içinde şey kayıptır. Yapan edene özne kayıptır. Konumuz bu şimdi. Oraya geleceğim. Olaylar ve olgular var ama özne yok. Yani duyular aleminin beş duyuya gelen şu nasut aleminde ne varsa ne bunu konuşuyoruz. Bu işte yani bütün olay, bütün kavga esasında bunun üzerine dönüyor. Peki bunu tekamül ettirip geliştiren ve kamilleşmeye yüz tutan din, ikinci adım Hristiyanlık. Hristiyanlıkta bir bakıyorsun bütün kavim şunu söylüyor. Yani bize yaptırıyorsun da sen neredesin? Yani ya Hüve, ya Aziz, ya Allah, ya Rab der gibi kutsal kitaplarda, kitap dışı konuşmalarda ya Aziz anlamına gelir. Hüve bu önemli bir kavram. Hüve üçüncü tekil şahıs, ben kavramıdır. Ve yani bir referansı yok. Göster, bak gösterdiği bir şey var. Gösterdiği şey ne? Bunu insanlık olgu ve olayların içinde okuduğunda, hala öyle, okuduğunda onun kudretini sezebiliyoruz. Kudretini. Oraya götürdü, buraya getirdi, onu yaptı, bunu yaptı. Ama diyorlar ki ya sen neredesin, seni göremiyoruz. Problem orada. İsa da çıkıyor, diyor ki bu kavramların içine doğru bakmak lazım. Bugünün modern insanının anladığı anlamlar değil bunlar. Burada haksızlık yapmamak lazım. Beni gören babayı görmüş gibidir diyor. Niye? Orada onu söyleyen baba dediği esasında Rabbini kastediyor. Çünkü zanlarından soyutlanmış ve arınmış bir benlik var karşısında. Nefsi yok. Yani İsa'nın kesesi yok. Dünyaya onu bağlayacak para kesesi bile yok. Allah'ın niteliklerini ne yapmış? Ona verilen nitelikleri arınarak gösteriyor. İncil baştan aşağı Allah'a ait olan nitelikleri ilkesel olarak gösterir. Peki yeter mi? Öznenin niteliklerini gördük. Ötekinde olayların nitelikleri ve özellikleri. İncil'de ne var? Öznenin nitelikleri daha ziyade. Kur'an'a gelince, Kur'an çok önemli. Olay ve olgular ve onun öznesi ve nitelikleri, tamam. Özneyi de nasıl olacağını dedik. Kur'an olmuş öznenin değerlerini anlatır. Ahiret kitabıdır. Ahiret demek öldüm yeniden dirildim ki anlamında da düşünebilirsin ama bu çocukça bir düşünüş. Ahiret şu demek. Ahiret yapıp ettiklerinden sonra ne çıkıyor? İlkesi adalet. O İncil'de bahsetmiş bunu. İlkesi adalet. Olaylar ve olgularda Tevratik anlatıyor. Buyur Ahmet abi. Yok. Devam et sen. Peki. Bu niteliklerin, bu olaylar içinde kendini gerçekleştirmesi ve bunun akabinde de hani adalet ilkesine uygun
adaletli olması, sadakat ilkesine uygun sadakatli olması, vefalı olması, merhametli olması, yani Allah'ın güzel esmalarının onda tecelli etmesi ve potansiyel değil, artık aktüel, gerçekleşmiş olarak kitaba o özellikleri koyuyor. Kim onlar? Onlar bunları gerçekleştirmiş olan peygamberler. Yani Kur'an'da okuduğunuz bütün peygamberler temelinde, ben üstadıma sordum, ya Tevrat'ta okuyorum, Davut, hadi onlar peygamber demiyor, kral diyor, olabilir. Ama her biri olay ve olgularda hatalı, yanlış işler yapıyor. Ama Davut kalkıyor, tövbe ediyor ve aşka düşüyor. Onun için yani Davut'a Habibullah diyor. Hazreti Peygamber Davut'u arınmış, tertemiz, cillop bir şekilde, böyle 27 peygamber varsa 27 peygamberin ne yapıyor? Bir masa etrafında Kur'an okursanız, Hazreti Peygamber'in sofrası, güzide sofrasında peygamberler arınmış. Yani İncil'de yahut da Tevrat'ta okuduğunuzda bu kişiler esasında günahlarıyla varlar. Ama Kur'an'da hiçbirinin günahı yoktur. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'in Davut'u, yani Davutluk aşamasından, aşk aşamasından geçerken Davut aşamasından geçiyor. Ruh aşamasından geçerken Hazreti İsa, akıl aşamasından geçerken en yetkin bir şekilde Musa, fıtratıyla İbrahim, hikmetiyle Süleyman gibi, bütün füsusun konusunu anlatacak değilim. Kaç sene anlattık ama oradan çıkan sonuç şu. Bu karakteristik özellikleri Kur'an'da açık seçik net bir şekilde koymuş kitaba Allah. Ve bunlar arınmış ahiretiyle o masada oturuyorlar. Niye? Şimdi olay olgular içindeki Davut'u okuduğun zaman, hay Allah, ben de öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Ulan her bir peygamber, eğer 100 senelik bir ömrü varsa hal anlamında, ömrün yetmez. O zaman sana ne lazım? Karakteristik özellikleri şuurlandıracak bir hikmet öğretisi. Hikmet öğretisi, bu çok önemli. Dış zahiri bilgilerle olay ve olgulara bakıp onu akledip nitelikleriyle bilmek bile seni kestirmeden sırat-ı müstakime sokmuyor. Tek yolu ne? İrfaniyet gözlüğüyle baktığın zaman bu karakterleri gördüğünde, bir şahıs mesela, bir lider ele alalım. Olgu olaylarına yine bakarız ama önce karakterlerine bir bakalım. O karakter bu işi yapar mı, yapmaz mı? Neden? Çünkü biz onun bunun dediği şeylerle o kişiye bakıyoruz. Halbuki benim anlayışıma göre, onun bunun görüşüne göre değil, onun karakteriyle ona bakmak. Bu zor gibi gözüküyor ama füsus bunun dersiydi. Biz anlattık, kimse pek talip olmadı. Olmazsa olmasın, olanlar var. Ama bunun anlayışını yetkin bir şekilde anlayanlar hem tarihte hem de... Şimdi bak, basit bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim kavram çiftleriyle dolu bir kitap. Ben böyle okuyunca olaylara da kavram çiftiyle baktım. Yani nasıl? Şöyle, sıfatı var, peki, ilahi ismi olması lazım. Peki o da yeter mi? Eylemi de olması lazım.
İlahi isim hem sıfata hem de zata bakar. Bu da eylemiyle ortaya çıkar. Anlatım bu. Mesela salihli amel peşinde koşan ey iman sahibi. Kur'an-ı Kerim'de nefsi mütmaini tarif ederken yahut da gündeme getirirken yanındaki kavram çifti salihli amel peşinde koşan. Niteliğini söylüyor. Salihli ne demek? Sulh ve salah. Yani kurtuluşa koşan. Eylemlerinde kurtuluş olacak, o hedefe ulaşma niyeti olacak. Yani barışık olacak. Buna nefs-i mütmain. Bak eylemiyle, niteliğiyle ne yaptı? Onu isimlendirdi. Şimdi günümüze bakalım. Günümüze bakalım. Aynı metotla bir basit bir ders olsun. Demokrasi tek başına ne ifade eder? Demokrasi. Demokrasi var mı yok mu, bir sürü kavga, olaylar. İşte şu oluyor, demokrasi yok. Bu oluyor, demokrasi var. Ya kardeş, demokrasi tek bir kavram olarak yeryüzünde tanımlanır. Yani metodun karakteristik özellik dediğim ne biliyor musun? Sadece o döneme ait bir şey anlatma değil. Her dönemde geçerli bir yaklaşım olduğu için bugünden örnek veriyorum. Şimdi mesela demokrasi ne demek? Ne zaman çıkmış? Azallah. Ne zaman çıkmış demokrasi kavramı? Antik Yunan'da çıkmış. Şimdi Antik Yunan'da ilk demokrasi lafına bakıyorum. Bak, fotoğraf çekiyorum sadece. İlle de bir şeyin savunucusu falan değilim. Anlamak için aklımı nasıl çalıştırırım? Bir kavram çiftiyle, yani soliptik, bağımsız, böyle askıdaki bir ilahi isim gibi söylemek işime gelmiyor. Çünkü öyle dedin mi hiçbir işe yaramıyor. Bunu da öğrendim yani. Ayağını sabiteleri kendi başına adaletli olalım. Nasıl adalet? Adaletin de kavram çifti var. Tamam mı? Yani onu adalet yapan, onu demokrasi yapan esas ana kavram ne? Demokrasi yapan ana kavram vatandaşlık kavramıdır. Yani şöyle bakalım, nereye varacağız? Antik Yunan'da çocuklar, kadınlar ve köleler insan tanımına girmemiştir. Onun için diyor ki Hegel, orası yıkılmak zorundaydı. Bak geldik yine insana. Halbuki Hegel bir filozof. Yani din adamı değil. Esasında yani bir ilahiyat okumuşluğu var adamın. Yani papaz olmak üzere. Çoğu filozof öyle. Yani teolojisi var. O kadar zayıf değil. Bizi cebinden çıkartacak kadar da bilgisi var. Ama şunu söylemek gerekir. Diyor ki insan tanımı olmayan tüm düzenler yıkılır diyor. Çok kamil, yetkin bir şey söylüyor. Yani niye yıkılır? Daha yüksek seviyedeki bir görüş kendini inşa edecek. Niye? Çünkü insanlaşmaya doğru gidiyorsun. Ne eksikse sen yıkılırsın abi. İster din ol, ister felsefe ol, ister düzen ol. Çünkü kadın, çocuk ve esiri, köleyi insan saymıyorsun. Ama tarih gösterdi ki bırak çocuğu, hayvan hakları diye bir şey var. Bugün sosyal medya kedilere yahut da köpekçiklere yapılan zalimce tutum ve davranışı mahkum eden bir adaletli ve merhametli anlayışı inşa ediyor. Bunlar birdenbire olmaz. Onlar da Allah'ın bir varlığı. Kimse varlığın dışında değil ki. Nasıl kıyarsın? Esas konu burada vatandaşlık kavramı.
seçilmiş ve elit gruba vatandaş diyor. Bu vatandaşlar arasında da demokrasi. Demokrasiden kasıt şu, yani o kültür, o yapıya sahip olanlar eşittir ve bu eşitlik çerçevesinde de bunlar kendilerini temsil edebilir, ettirebilir ve sorunlarını tartışıp o sorunlara beraber çözüm üretebilme yetisine sahip varlıklardır. Demokrasi bu. Şimdi gelelim bugüne. Eğer insanlar bir yurttaş ve vatandaşlık bilincine sahip değilse demokrasi olabilir mi? Şimdi sormak lazım. Yani şöyle düşün, hiçbir bir birey düzeyde kendini görmeyen bir insana vatandaş değilse, yani vatandaş bilincini taşımıyorsa, bu manada kanun diyor ki sen vatandaşsın. Ama o dedi diye olmuyor. Bir vatandaş özgür birey olarak iradesini, ilmini ve kudretini kullanabilmeyin. Niye önemsiyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü Hazreti Peygamber'in hikmeti ferdiyet hikmeti. Yani hikmet bir bireyin kendinin inşa edilmesi. Yani her bir birey bağımsız olarak Hakk'ın kulu demek. Yani onun o niteliklerine hizmet eden. Kul demek bu demek. Yani nedir? Rızka hizmet ediyor. O zaman Abdülrezzak, efendim, ilmine hizmet ediyor. Abdülalim, Abdül hizmetkar, ama neyin hizmetkarı? İlmin hizmetkarı. Abdülhikmet, yani hikmet diyorlar, isim koyuyorlar ama esasında başına Abdülhikmet gelmesi lazım. Onu demek istiyorum. O zaman bu nitelikleri giyinmiş. Yani bir adam düşün, ilmi var, hikmeti var, müsavvir sanatı var, rızk sahibi, değil mi? Affedici, adaletli, merhametli. İşte bu ferddir. Bu fert. Sen bu ferde bir padişahlık, despotluk uygulayamazsın. Evvelden uygulanıyordu. Niye? İnsanlık bu söylenenler ilmel yakin. Duyuyorlardı. Ya böyle bir şey var. Sonra bir baktılar ki o söylenen bazı yerlerde yapılıyor. Gözleriyle gördüler. Aynel yakin. Aynel. Tanıklık ettiler. Ama hakkel yakin, tahakkuk etmek, yani kendisinin gerçekleştirmesi demek. Ha, ferdiyet buymuş. Bu vesayetten velayete geçiş yahut da beşeriyetten insaniyete geçiş. Kur'an'ın anlattığı böyle bir söylem var. Peki ya sen sıkıyorsun diyebilirsiniz. Peygamberin isimlerine bakalım. Bakalım mı? İstiyor musunuz bu çerçevede? Bir başka bakış açısıyla anlatayım. Birkaç ismiyle anlatabilirim. Yani o isimler çünkü bir eylem sonucu kazandığı niteliklerin zata işaret eden isimleri olduğu için kıymetli. Şimdi neden zata? Biraz önce kardeşimiz sordu. Benlik kavramının yolu var mı diye, ahadiyete gelirse yol, orada da yol var mı diye. Evet var. Şimdi ahadiyeti görelim. İhlas suresinde kul hüvallahu ahad, hü diyor, bak hü, de ki o, yani de ki o üçüncü teki şahıs ve referansı yok. Yani daha ne olduğu bilinmiyor. Hüvede. Hü. Hü. Halbuki
üçüncü teki şahıs ama hüve aynı zamanda ben demek. Herkes ben diyor mu? Diyor. Ama sen kimsin diye sorduğumuzda işte benim aklım, benim kolum, benim ayağım, benim bilmem neyim, sahip olduklarını kendisi zannediyor. Problem orada. Geçen ders bunu konuştuk. Sahip olduklarını kendisi zannediyor. Biz o zaman sen bu sahip olduklarının nedeni yani neye ait, sen neden varsın diye sorguladığımızda bir bakıyorsun geliyor geliyor kendini tabiatta oluşmuş bir varlık olarak görüyor. Olabilir. O zaman soru şu, peki bu tabiatta olan neden ne? Sahip olma başka. O zaman gördüğü şey şu, tabiatta veyahut da ne olursa olsun bir kudreti ilahi var ki onu var ediyor. Bu işte ilk neden bir kudrete bağlanıyor. Yani sebebi bilinmiyor ama o kudret sezgiyle anlaşılıyor. Açık seçik belirtik bilmiyor. Ama ne yapıyor? Kudret olarak sezgisi var. Herkesin var. Ne olursa olsun. Peki, şimdi gelelim şeye. Kudret nereye bağlı? Efendim, kudret, şimdi biraz önce örnek verdik ya, ne dedik? Benim dedin, ben dedin. Ama ben dediğini beden zannettin. Ben diye bedenini zannediyor. Halbuki bedenin ilk nedenini saydığı zaman benim elim, benim aklım, benim kafam, her ne sayarsan say, neden olarak değil, sahip olarak kudrete kadar gidiyorsun. Peki ben nerede? Ben bilinci. Sahip olduklarını söylüyorsun. Ben gayipte duruyor. Bilinmiyor. Onun sıfatları biliniyor. Bütün sıfatları oradan çıkıyor. Bütün sıfatlar o varlıktan çıkıyor. Neden olarak kudretini hissediyorsun. Fakat iş şeye gelince kendisini tarif et, bana bildir deyince o zaman gaybi. O yüzden hani geçen hafta da söyledik, ene demek veyahut da hüve demek, her ikisi de söyleniyor. Günlük hayatımızda ben ben diyoruz ama senin benliğin bile kayıtta. O yüzden Muhittin Arabi açıklamasında, ben öğrencisi olarak oradan bir atıfta bulunuyorum. Kul hüvallahu ahad dediği zaman hü üçüncü teki şahıs. De ki o. O kim? Hazreti Peygamber'e diyor ki de ki o. Hüve. Ahad. Şimdi bu ahad sözcüğünü anlatmak için bu ön seremoniyi yaptım. Ahad ne demek? Lütfen. Ahad'ın tam tek ve biricik. Peki. Demek ki varlığın, şöyle düşün, konuştuğumuz hak. Hak. O tecelli edecek. Ama ilk neden olarak ona ahad diyor. Hakka. Hakkın dört tane nesi var? İlahi isim olarak karşılığı var. Neydi? Birincisi. Evvel. Hüvvel, hü'nün evvel ismi, hüvvel batın, hüvvel zahir, hüvvel ahir. Demek ki bir şeyin hak olması, tahakkuk etmesi için evvelini, batınını, zahirini ve ahirini göstereceksin. Bu bilinç hakkı bilebilir. Buna layıktır. Şimdi peki
bu evveli ahad olanın batındaki ismi nedir? Bari ismini söyleyelim. Yani anlayabilmek için isimler üzerinden gidiyoruz. Daha tahakkukumuz yok. Biz öğrenciyiz, yoldayız ve öğrenmek istiyoruz. Batındaki ismi nedir? Çünkü zahirini ve ahirini de söylemek zorundayız. Ahad olanın, tek ve biricik olanın batındaki ismi evvelin belirlenime çıkması lazım. Ama nerede çıkacak? Batında. Batın dediğine tefekkür edeceksin, hayal veya düşünceler aleminde olacak. Düşünceler alemindeki evvelin bir mim alması lazım. Mim almak belirlenmek demek. Yani mimlendin mi belirlendin kardeşim. Ama düşüncede belirlen. Burayı anladık mı? Bu çok önemli. Yani ben önemsiyorum, bilmiyorum. O yüzden çok önemli diyorum. Biraz daha açabilir misin hocam? Açıyorum, şimdi söyleyeyim. Ahat'ın ortasına bir mım koy. Tahtamız yok. Yazamıyoruz. Ne oldu? Ha var. Yazsana. Dur ya, ben yazayım. Ben tahtaya yanaştırabilir misin kalemle? Kusuruma bakma, kalkmadan yapacağım. Bir de kalem ver. Şurayı da sil. Mustafa, teşekkür ediyoruz. Tahta varmış. Ben de böyle konuşuyorum. Tamam. Şimdi hak. Hak. Evet. Evveli. Evveli ne? Ahad. Batını şimdi ortaya bir mim aldı. Bu A Elif zaten. Ahmet. Tamam mı? Peki batınından şimdi nereye geleceğiz? Ahiretine. Ahiret önce geliyor. Niye? Çünkü biz ahiretini görerek konuşuyoruz. Yani bize sonuç var. Evveli sonucu. Hikmet ya. Batın tamam. Düşüncemiz var. Şimdi niyetimizi koyuyoruz. Ne olacağız? Tamam mı? Biraz bu sibernetik bir anlatım. Çok alıştığınız anlatım tipi değil. Yani bu İslam başka bir eğitim ister. Tasavvuf öyle gösteriyor. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum derken haddimi biliyorum, yani onu demek istiyorum. Peki ahiret ismi ne? Garantisi yok ama kendisi ahiretini gösterdiği için biz de onun ahiretinin niyetine bu yola giriyoruz. Yani bize, ya ben sağlamcıyım, nasıl imanımı arıyorum. İmanım ne? Ya peygamberim olması için onun ahiretini bilmem lazım. Bu isimleri koyuyoruz. Bilincimiz onların üzerine odaklanıp düşünelim diye. Yoksa isim ezberleme değil ha, sakın. Sadece gizli hazinelerin miftahlarını, anahtarlarını yazıyoruz. Hani arkadaşım dedi ya, sırrı ne? Ya sırrı mırrı burada isim olarak var da içine bakalım, girelim, öyle mi değil mi? Niyetimiz var. Peki ahiret ismi onun için, onun zamanında, efendinin zamanında ahiretinin garantisi yoktu. Niye? Daha yoldaydı. Kitabı öyle. Yoldaydı. Ve garantisi yok. O yüzden ahireti kendi içinde gizli. Yani değerleri, düşünceleri, bak, batındaki ilkeleri gerçekleştirdi.
adaleti adaletli, sadakati sadakatli, vefayı vefalı bütün esmaları kendinde gerçekleştirdi. Ahiretini tamam edince adı bir mim daha alması lazım. Belirleneme gelmesi lazım. Nereye aldı mimi? Bak, başa bir mim aldın, Ahmet'i buraya koy. Öyle hikayeden bir din değil ha, dikkatinizi çekerim. İnsan inşasını anlatıyor, mabeti bu. Peki, ahireti burada. Bizde şöyle bir şey, biz hikmetinden yola çıkarsak Mahmutluğunu önce görmek istiyoruz. Karakter arıyoruz çünkü. Karakter ahiretinde. Onun için hikmet öğretisinde Mahmut ismini önceliğe yazdım. Peki, zahirde hikmetini bil bilme, sezgisiyle bile tanısa zahirdeki ismi ne? Şan şöhret ismi, yani tanınmışlık ismi, zahir. Bir mim daha alması lazım. Önceki mimleri tevhide getirmesi lazım. Evvelini ve evvelini değil, batınını ve ne yapması lazım? Ahiretini dışarıda göstermesi lazım. İlkelerini ve değerlerini göster. Bu arke. Arke. Bu arke kavramını yazamadım neyse. Bu ilke, bu da değer. Hep anlatıyorum ya. Arke, ilke, değer. Arke ne demek? Üstü örtük, flu, blu. Yani açık seçik değil. Potansiyel olarak var. Yani a priori bu özellikler var. Akla vurduğun zaman bunlarsız olmazmış tespitini yapıyorsun. İlkesini koyuyorsun. İlkeyi eyleme soktuğun zaman değer oluyor. Ahireti oluyor yani. Onunla tanınıyor artık. O ilkeler onda gerçekleşmiş demek. İşte bu zahire ne diyoruz? O zaman bak şu bir, değil mi? Bu iki, bu da üç. Üç tane mimlenme var. Allah'ın hakkı üçtür, boş ver. Peki, yani nedir? Esması, sıfatı ve eylemi. Neyi işaret etti? Esması, bak esması, ondan sonra eylemi burada da, burada artık sıfatlandı, yani üstlendi varlığını. Hepsinin işaret ettiği zattır. Zatı ne? Ahad. Ahad Muhammed oldu. Neden? Çünkü asli kaynağa bağlı. Çünkü aklını aşk ateşinde yaktı, saflaştırdı. Saflaşmış olan akıl zekadır, tezkiyedir. Bu zeka, arınmış olan akıl, aşk ateşinde yanmış olan zeka, tezkiye, zekiye, yani kavram olarak nefsi zekiye olmak, işte keski kılıç, şey gibi. Şöyle düşün, daha iyi anlaşılır. Bir tane paslı demir düşün, hepimiz öyleyiz, paslı demir. Paslı demiri aşk ateşine, yani ateşe sokuyoruz. İyice kızgın demir hale geldi, üstündeki paslar döküldü. Ateş yakar döker, zanlarınızı döktü. Paslar zanlarınız. Döküldü, aldık o demiri, kızgın demiri suyun içine soktuk. Ne oldu? Dayanıklı, sert, kudreti olan bir çeliğe döndü. İşte bu çelik
bir de bilenirse, keskinleşirse, üstüne bir de kromaj atarsan Hazreti Ali'nin kılıcı gibi olur. Hazreti Ali'nin aklı gibi olur demek. O nesneler alemini nereye tedavül etmemiz lazım? Akla, insana, niteliğine. Biz her şeyi eşyaya hapsediyoruz. Onun işaret ettiği ve özellikle işaretler çok önemli. Kur'an'da işaretler var. İşaret zata olduğu için zatta görmemiz lazım. Bak, bunların her biri bir işaret ama neye işaret ediyor? Ahata. O yüzden ahattan gelen bilgi elhamdülillah. Mahmud'a geldiği zaman elhamdülillah diyorsun. Hamd ediyorsun. Niye? Değer orada gerçekleşti. Bilmiyorum. Bu isimler üzerinden ben biraz isimlere kafaya takığım. Böyle de bir zevkim var. Doğrusunu Allah bilir. Eğer hatalı ve kusurlu bir anlatımım varsa tövbe billah, ben de öğrenirim. Bu birincisi. Diğer başka bir isim daha söyleyelim mi? Söyleyelim. Hazır mıyız? Elhamdülillah. Yani bak şimdi abi. Kusura bakmayın. Yani dersi dışarıdan dinleyen arkadaşlara kolaylık olsun diye oturmayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim üçüncü isme. Pardon, birinci isim Ahad'dan Muhammed'e. Şimdi istifa, abi bunu bitirdik herhalde. Şunu kapat lütfen de. Şu mu? İstifa. Evet, bu istifa ne? İstifa arınmak, yani zanlarından istifa etmek. Bunun tam anlamı la demek. La ilahe. Zanlarından arınmak. Onlara ne yapmak? Ya bunlar değilmiş kardeşim. İstifa arınmak. Hakikatini arıyorsan bu bildiğin, yansıyan gölgelerin, bu gölgenin sahibi kim? Gölgenin sahibi de illallah. O zaman la ilahe çekerken illallah'a bağlaman lazım. Yani la ilahe demek onu ortadan kaldır, yok et değil. Sen varoluşu kaldıramazsın. Bu aklından kaldır demek, aklını Muhammed'in ahadiyete bağlandığı gibi bağla. Sen zahirinde olanın evveline bir bağlan bakalım. Evveli yoksa yaptığın işin hak değil. Çünkü hak neydi? Evvele batını, ahire zahiri. Birisi bu haktır dediği zaman, ya bunun evveli ilkesi, değeri ve gerçekleşmiş meyvesi ne? Meyvesini gör. Yani bugünkü karşılığı hani insan değil de nesne olsa şunu deriz. Abi bunun teknolojik üretimi ne? Ya vallahi bu. Bunda çok kamil telefon görüşmesi yapılır. İşte fotoğraf çekilir. Meyvesini söylüyorsun. Teknoloji meyveyi koyuyor. Günlük hayatı konuşuyoruz ya. Şey değil. Yani dinin aklı inşa edişiyle günümüze baktığımızda, bunu konuştuğumuzda o zaman hikmeti, kadim bilgeliği konuşuyoruz demektir. Yoksa 6. 7. yüzyıldaki inanç türlerini konuşursak konuşabiliriz, bir sakıncası yok. Köpürürüz, ağlarız, duygulanırız ama o kadar. O çıkmaz bir yol olur. Yani çıkmaz bir yol olur. Evet, öyle de olabilir, olmayabilir de. Çünkü hayallere dalarsın. Hayallerde hayatın gerçekleri değil, hayallerinde yaşarsın. Sen de hayatı öyle zannedersin. Hep zanlar olur. O çıkmaz olur tabii Ahmet abi. Gelelim istifa. Arındın.
Peki arına ne oluyor? Balon, hani uçan balon var ya Kapadokya'da. İçindeki safraları attığın zaman yükselir. Yükselir. Yükselince ne olur? Yükselince seçilir. Yani şurada bir şey yükselse böyle, içimizden biri arınsa arınsa, oh şeyde bağdaş kurmuş bir şekilde yükselse, öyle gözümüze gelse. Ahmet abi yükseliyor mesela. Ama zevke bak. Ne yapılır? Ona ne denir? Ha, o istifa etmiş ve... Kuş Ahmet denir. Selahattin abi sen de ağızlıysın ha. Şahin zaten. Bak şimdi o kuş diyor ama kuşun da türleri var. Kuş dedik de serçe mi dedik? Şahin dedik ya. Hani öyle demiş kadın. Peki istifa... yani şey unuttum. Söz uçar yazı kalır diye yazmış ama kalem uçtu. Evet. Ahmet abi uçuramadı. Ben. Ha, gitti. Peki. Estefa. Estefa seçilmiş demek. Çünkü neden? Yükseliyor ve seçiliyor. Peki istifa arınmış demekti. Arınmış. Arınmış ve seçilmiş. Arınmış ve seçilmiş. Zahir alemde kendisi mimlenip, yani mimlenmek demek görünmek, yani anlaşılır olmak demek. O zaman o da bir başına mim alacak. İstifa, estefa, Mustafa. Peki. İstifa neydi? İbadet biçimlerinde daha ziyade oruç. Çünkü oruç, yani Efendi Hira'da arındı, 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 istifa ede ede estefaya gelince, estefaya gelen arınan kişiye ne denir biliyor musunuz? Kadir, Kadir gecesini görür. Kadir, Kadir, Kadir. Kadr, kadr, bu re. Ölçü demek. Ölçüye gelmek. Şunu bir taksana şey. Şimdi bu ölçüye gelmek neydi? Geçen haftayı bir size hatırlatayım. Ölçüye gelmek. Neydi? Dedik ki, tevhidin bir batın, bir zahir yönü var. İslam'da 5 şart, batında 6 şart. Bak, zahiri burada, İslam şartları koyuyor ama batını, iman, o da 6 şart. Halbuki İslam'ın da 6. şartı şart. 6. şartı şart, güzel oldu. 6. şartı ne? Dengeye gelmek, ölçüye gelmek. Ölçüye de haddini bilmek yani. Haddini bilmek İnsanın iradesine verilmiştir. Onun için insan iradesi kendini gerçekleştirmede en temel kilittir. O yüzden bir türlü İslam düşünürlerinin takılıp kaldığı konu, kader ve kaza işinde insana ölçüye gelme iradesinin verildiği unutulur. Neden? Onu bilseler kader ve kazayı çok iyi anlayacaklar. Çünkü insana Allah Kur'an-ı Kerim'de iradeyi veriyor. Ne diyor? Sana doğruyu söyledim. İster yap, ister yapma. Özgürsün. Yani bilmek ve seçmek, bildin işte bak söyledim. Ama seçmek senin işin. İster günah işlersin, isterse sevap. Ölçüsünü koymuş. Yok abi ben bunun tersini yapacağım. Yap. Çekersin ama. Allah'ın bir şey yaptığı yok ha, söyleyeyim. Yani benim Kur'an okuduğum kadarıyla Allah şunu yap, bunu yap derken dayatmıyor. İradeyi veriyor. İster yap, ister yapma.
Onun için bir tarafına cennetini, bir tarafına da cehennemini koymuş. Cennet de geçen hafta söyledik, 6, cehennem 7. Pardon, cennet 8, cehennem 7. İsimleri var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir tanesinin cehennemi yok. Onlar kimse. Onlar kim? Bebekler, ceninler. Anne karnında cennet. Oh mis gibi, sular içinde. Bedavadan besleniyor. Değil mi? Glikoz, yani süt ırmakları, bal ırmakları, keser şarabı ırmakları. Bir de ne istediyse verildi diyor. Anne aşerirse onu aldırtıyor. Sonra su aşağılardan aşağılara itildi. Efseli, safili. Tamam, herkes öyle. Kim itildiyse atıldı, atılan da ağladı diyor. Evet, sulardan karalara çıkınca kıyamet kopuyor. Büyük şok. İnsan olmuş. Sayaç, ölüm sayacı o zaman başlıyor. Düşünsene, doğduğun gün ölüm sayacı başlıyor. Peki bu ölmeden önce oraya gelmedik. Ölmeden önce ölünüz konusu önemli. Bütün iş hikaye de, hikaye demeyeyim, saygımı bozmayayım, gerçeklik diyeyim. İman şart yani buna. Çünkü temelde peygamberlerin yaptığı tebliğin başında gelen iş şudur. Ya kardeşim ölüm yok, bu kadar. Nereden biliyorsun? Ya gittik geldik, giden giden gelen yok ama buradayız. Ölüm yok işte. Sureta değişim var. Sureti de beden zannettiği için arkadaş, beden değişecek. Tamam da sen diğer suretlere bak, hale bak, akla bak. Aklın değiştikçe suretin değişiyor. Neyse, daha oraya var, bunu konuşuruz. Konu ne oldu? Geldik şeye, Kadir'e, şeye bağlayınca, iradeye bağlayınca, şimdi irade ismini de yazayım da, tam karşılığı tevhidin isimleridir bunlar. Anlattım, tevhidden başka bir şey değil. Peki, Hazreti Peygamber'in irade ismini de söyleyin de ara verelim. Kemal. Efendim? Kemal. Efendim? Kemal. Yok yok, irade ismi. Siz Kamil ismini söylüyorsunuz. Öyle Kamil ismi değil, irade ismi. Muhtar mı? Muhtar tabii. Bak, bu ihtiyar olmak şeyini seçme yetisi. Mimlendiği için muhtar. Hatır da. Efendim? Hani hatır kelimesini de hatırlatıyor. O hatır başka bir şey. Şimdi pek çok isim türetilebilir çünkü sessiz harflerin permütasyonundan niyete göre sesli harfler aldığı için İbranice ve Aramice dilleri öyle bakmak mümkün. Bu ihtiyar olmak, ihtiyar olmak şu demek. Yani bir şeyi kabul et. Hatırlı kimse. Hatırlı kimse olmak ihtiyar olmak işte. Evet. Tabii. Hatırlı, hep o hatırlanıyor. Çünkü iradesi var. Evet. Ve kim irade ederse onu hatırlıyor, onu gerçekleştiriyor. O manada da hatırlayı düşün. Hatıra demek, hatıra geçmişte bekleyen ama zikredildiğinde tekrar diriltilir. Evet. Neden? İradesi var. Diriltilir. Bu isim üzerine tevhid ediniz. Neden? Daha doğrusu fikrediniz. Böyle baktığınız zaman Hazreti Peygamber bu isimler üzerinden esmalara gidersin. Esmalarla Allah'ı bulursun. Hazreti Peygamber üzerinden Allah'ı anlarsın. İzin verirsen. Hatırına. Kolay gelsin.